Platformunun düzenlediği huzur ve kardeşlik mitingine hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Kardeşlerim, meydanlar bizim için eğitim alanlarıdır. Düzen ve kurallara lütfen uyalım. Tertip komitesinin belirlediği sloganları hep birlikte ve gür bir sesle dile getirelim. Kardeşlerim, İslam dünyasının en büyük ihtiyacı olan huzur ve kardeşlik için bu mitingi düzenledik. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su, bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek? Kaf Dağı'nı assalar, belki çeker de bir kıl, bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşlarıyla ıslanmış yağmur hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğrulmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Mardin, ayağa kalk Türkiye. Kardeşlerim, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Kardeşlerim, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kardeşlerim, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük azap vardır. Kardeşlerim, Allah ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz,
ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Kardeşlerim, birbirimize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin duymayınız. Birbirinize kıskanmayınız. Birbirinize dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Kavgalara meydan okuyoruz hey hey. Kör kurşuna siper canım bu yüreği biz. Kör kurşuna siper canım bu yüreği biz. Ey yiğit, yazgıya bahane bulma. Yükleme kendi suçunu başkasına. Suçunu gör, dönüp de etrafında kendini, kendindendir gölgeden değil çektiklerin. Ne yaptın da sana dönüşünü görmedin, ne ektin de ektiğini biçmedin. Eylemlerin ruhundan ve bedeninden doğar. Çocuğun gibi sonra gelip eteğinden tutar. Tekbir! 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 Platformda bulunan, meydanda bulunan tüm kardeşlerimizden ricamızdır. Hiçbir partinin, derneğin, abi, sendikanın amblemi, flaması olmayacak. Sadece ortak sembolümüz olan bayraklarımız olacak ve onları dalgalandıracağız abi. Arkadaşlar. Şimdi de Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Nevruzem Başkanı Sayın Mustafa Aydın'ı konuşmadan yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun başkanım. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim ve basınımızın değerli temsilcileri, şehrimize hizmet veren birçok dernek, vakıf ve sendikadan oluşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen huzur ve kardeşlik mitingine hepiniz hoş geldiniz. Tekbir! 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 Bir asır önce 20. yüzyılın başlarında ümmet coğrafyasını önce işgal, sonra da talan eden emperyalist güçler tam 100 yıl boyunca bize büyük bedeller ödettiler. Bize dayattıkları askeri ve sivil diktat rejimleri
ve iç savaşlar sonucu büyük ekonomik, siyasi ve beşeri krizler yaşattılar. 100 yıl sonra toparlanmaya çalışan İslam alemine bir 100 yıl daha kaybettirmek için emperyalist güçler tekrar İslam coğrafyasına çekirge sürüsü gibi üşüşmeye başladılar. Fiilen müdahale ettikleri Afganistan, Sudan, Libya, Irak, Yemen ve Suriye gibi topraklarda iç savaşın fitilini tutuşturdular. Güçlü ve istikrarlı bir hükümetin olduğu Türkiye'de ise doğrudan müdahale zemini bulamadıkları için vekaleten savaş başlattılar. Bu vekaleten savaşın en kullanışlı malzemesi de terör örgütleridir. Son dönemde artan terör öncelikle istikrarımızı, huzurumuzu, büyümemizi, iddiamızı ve duruşumuzu hedef almaktadır. Ancak değerli dostlarım, küçük bir uyarıda bulunayım. Platformumuzun belirlediği sloganların dışında ve konuşma içerisinde nereye atılacağı daha önce belirlenmiş, bunun dışına çıkmamanızı özellikle istirham ediyorum. Son dönemde artan terör öncelikle istikrarımızı, huzurumuzu, büyümemizi, iddiamızı ve en önemlisi de kardeşliğimizi hedef almaktadır. Ancak ülkemizde artan vahşi terör eylemleriyle hedeflenen sadece 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Hedef Suriye'nin mazlumlarını, Filistin'in direniş kahramanlarını, Mısır'ın ve zulüm sistemine karşı kıyam eden bütün halkların ümidini ve cesaretini kırmak, onları himayesiz bırakmaktır. Nerede, ne zaman patlayacağı belli olmayan bombalarla birileri bizi bıktırmak, korkutmak, paniğe sürükletmek istiyor. Oysa buradan bütün dünyaya verdiğimiz mesaj çok açıktır. Bizler korkmayacağız. Bizler dağılmayacağız. Bizler meydanları kötülere bırakmayacağız. Huzurumuza kasteden şer odaklarına teslim olmayacak. Fitne ateşini tutuşturanlara asla alet olmayacağız. Kahrolsun zalimler! Kahrolsun caniler! Kahrolsun zalimler! Kahrolsun caniler! Bomba yüklü araçlarla, yollara, sokaklara yerleştirilen patlayıcılarla ve çocukların bedenlerine sardığınız bombalarla giriştiğiniz intihar saldırılarıyla bu halkın ancak nefretini ve öfkesini kazanabilirsiniz. Oysa halkımız ölmek de öldürmek de istemiyor. Ey ölüm kusan makinalara dönüşenler! Kime hizmet ettiğinizi bir an düşünün. Zarar verdikleriniz, ülkeniz, anneniz, babanız, kardeşiniz ve bacılarınızdır. Kahredenler ise bu coğrafyanın insanlarına ve inancına düşman olan kıtalar ötesi eşnebiler ve sömürücülerdir. Şiddet ve terörü kullanan ve kullandıranlar tüccarlarımızın iflas etmesini, turizm tesisleri ve otellerimizin kapanmasını, halkımızın başka yere göç ederek muhacir olmasını ve bölgenin yaşanamaz hale getirilmesini istiyorlar. Bu vesileyle buradan bütün Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Hangi bölgemizde, hangi ilimizde terör saldırısı olursa teröre inat, orada daha çok bulunacak, oraya daha çok yatırım yaparak ve orayı daha çok sahiplenerek oyunlarını bozacağız. Patlatılan her bomba, öldürülen her can bu millete ihanettir. Hainler ise asla iflah olamayacaktır.
teröre karşı omuz omuza. Teröre karşı omuz omuza. Teröre karşı omuz omuza. İslam dünyasını kasıp kavuran ve Müslümanı Müslümana kırdıran fitne ateşinin en büyük malzemesi milliyetçilik ve mezhepçiliktir. Silahlandırdıkları çeteler, kurdurdukları örgütler ve yetiştirdikleri ajanlar üzerinden büyük suikastlar ve provokasyonlara yeltenenleri milletimiz çok iyi tanımaktadır. Gezi olaylarını, 6-8 Ekim vandalizmini ve 15 Temmuz darbe girişimini kimlerin yaptığını, hangi dış mihraklar ve içerideki işbirlikçiler üzerinden tezgahlandığını milletimiz derin basiretiyle fark etmiş ve asil duruşuyla da gerekli cevabı vermiştir. Bugün İslam coğrafyasında enerjimizi içeride heder eden mezhepçilik ve milliyetçilik fitnesine karşı en büyük cevabımız kardeşliğimizi pekiştirmektir. Daha çok kardeşlik ve daha çok muhabbet ve daha çok dayanışma ile milletimiz bu fitne ateşini de elbette söndürecektir. Ey fitne odakları, maskeniz düşmüştür. Lanetli çehreniz ve iğrenç planlarınız deşifre olmuştur. Bizim dilimizi, bizim kavramlarımızı konuşarak sureti haktan görünüp artık bizi aldatamazsınız. Bir daha bizi bölemeyecek ve birbirimize bizi kırdıramayacaksınız. Vahit, vahit, vahit. Millet İslam vahit. 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 Ve ey İslam coğrafyasına çörüklenen doyumsuz sömürgeciler, Türkiye, Suriye ve Irak olmayacağı gibi Mısır gibi de olmayacaktır. 40 yıldır özenle beslediğiniz FETÖ'nün akıbeti ne olduysa DAEŞ'in de PKK'nin de akıbeti aynı olacaktır. Bu millet kimin ıslah edici, kimin de ifsad edici olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu millet kimin yıkıcı, kimin de yapıcı olduğunu da çok iyi tanır. Huzur ve kardeşliğimizin en büyük teminatı milletimizin kalbinde bir volkan gibi taşıdığı imanıdır. Bu imanı hiçbir güç boğamayacak, istiklalimizin nişanesi olan bu bayrağımızı indiremeyecek, huzur ve kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. Batılı ülkeler ve güçler sömürmek için, petrol için, talan etmek için ümmet coğrafyasını işgal edip geriye kan, gözyaşı, sefalet, yıkım ve iç savaş bıraktılar. Türkiye ise yaralarını sarmak için, karınlarını doyurmak için ve iç savaşlara son verdirmek için kardeşlik ve merhamet seferberliği başlatmıştır. Bugün milyonlarca mazlum Suriyeli, Iraklı, Filistinli ve Afganlı muhacir kardeşimiz ülkemizde insanca ağırlanmakta. Mardin'imizde de hala 60 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz barınmaktadır. Türkiye'nin bu insani ve onurlu duruşunu hazmedemeyenler doğrudan yapamadığı saldırılarını vekalet verdiği terör örgütleriyle yapmaya çalışmaktadır. Ama başaramayacaklar. Ey caniler, başaramayacaksınız. Yeğitti,
Hürji Hürati. Hürji Hürati. Hürji Yekiti. Hürji Hürati. Kardeşlik zamanıdır bugün. Gün muhabbet ve yardımlaşma günüdür. Birbirimize sarılma ve selamlaşmayı sıklaştırma günüdür bugün. Ve gün fitne odaklarına malzeme taşıma değil, tefrika ateşini ittihat suyuyla söndürme günüdür. Eğer bugün saflarımızı sıkıştırmazsak, eğer bugün beraberlik içinde davranamazsak ve eğer bugün ülkemizi sahiplenemezsek, yarın Allah muhafaza hepimiz batının çöplüğündeki kırıntılara muhtaç ve mahkum olabiliriz. Asparagaz ve hedef şaşırtan yalan haberlere itibar etmeyecek ve ülkemize düşmanlık edenlere prim vermeyeceğiz. Küresel İhanet Şebekesi'nin kararttığı 15 Temmuz gecesini milletimiz el ele, gönül gönüle nasıl aydınlığa çevirdiyse, bu zorlu günleri de aydınlık yarınlara çevirecektir inşallah. Bu nedenle ümitsiz olmayacağız, karamsar olmayacağız, telaş ve kargaşa içine asla girmeyeceğiz. Yaşasın kardeşlik! Yaşasın Türkiye! Yaşasın kardeşlik! Yaşasın Türkiye! Yaşasın kardeşlik! Yaşasın Türkiye! Yaşasın kardeşlik! Yaşasın Türkiye! Sırtını kıyama durmuş kalesine dayanıp bereketli Mezopotamya Ovası'nı temaşa eden Mardin'den dünyaya bir kez daha sesleniyoruz. Bu ümmetin yetimlerine kucak açan, mazlumlara güvenli bir liman olan ve özgürlükleri için direnenlere umut olan ülkemizi kimseye yem etmeyeceğiz. Bu vesileyle huzurumuzu bozmaya çalışan ve kardeşliğimizi hedef alan bütün eylemleri ve işbirlikçilerini şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha mürekkep, daha huzurlu ve daha aydınlık yarınlara hep beraber ulaşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Tekbir! 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 Huzur nedir ki dedim. Durdu önce, sonra gülümsedi. Bir sessizlik uzadı aramızda. Huzur mu dedi. Huzur anlatılamayan ama en içten yaşanandır. Ve devam etti sözlerine. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erebilir. Yaşasın kardeşlik, yaşasın Türkiye! Yaşasın kardeşlik, yaşasın Türkiye!
Yaşasın kardeşlik! Yaşasın Türkiye! Yaşasın kardeşlik! Yaşasın Türkiye! Sayın vekillerimiz aramızdalar. Sayın valimiz aramızdalar. Hoş gelmişler. Selamlama konuşmaları yapmak üzere Sayın Ceyda Görülmez'i davet ediyoruz. Buyurun. Sivitatın kuruluşları platformunun değerli temsilcilerini platforma davet ediyorum. Abi canlı yayında size zahmet. Bir açılın. Nereye gezeceğiz abi? Nereye gidiyor? Canlı yayındayız ya. Ya bir çek. Selam Mardin. Hoş geldin Mardin. Dik duruşlu Mardin. Terörün en büyük karşıtı Mardin. Vatanın sahibi Mardin ve Mardinliler hoş geldiniz. Temmuz'un kahramanı Mardinliler. 15 Temmuz direnişinin kahramanı Mardinliler. Siz yine alanlardasınız. Siz yine teröre karşı, fitnecilere karşı, vatan hainlerine karşı yine Mardin'inizi savunuyorsunuz. Ne mutlu size! Ne mutlu size! Ne mutlu size! Değerli Mardinliler, bu alanı doldurmakla, bu alanda sesinizi yükseltmekle kimlere ne mesaj verdiğinizi çok iyi biliyorsunuz. Siz burada tek bir şey haykırıyorsunuz. Bu ülkenin size ait olduğunu haykırıyorsunuz. Bu ülkenin sadece sizin olduğunu haykırıyorsunuz. Hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne grubunun, hiçbir vatan haini grubunun sizleri yıkamayacağını hatırlatıyorsunuz. Ne mutlu size. Allah bu direnişinizi daim etsin. Allah sizleri var etsin. Allah bu kutlu yolda yar ve yardımcınız olsun. Hoş geldiniz. Kardeşlerim şimdi milletvekilimiz Sayın Ceyda Görülmez'e sesleneceklerdir. Buyurun Sayın Vekilim. Değerli Mardin, sizlere Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın, Başbakanımızın selamlarını getirdik. Mardin 15 Temmuz'da sadece bir adım. Biz vatandaşlarımıza, askerimize yapılan terör saldırılarına karşı diri olduk, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte Mardin olacağız. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim şimdi Sayın Vekilimiz Orhan Miroğlu size sesleneceklerdir. Buyurun Sayın Vekilim. Değerli hemşerilerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bu güzel mitingi, bu güzel buluşmayı
hazırlayan Mardin'in güzide değerli sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum. Bu meydanlardayız. Uzun zamandır bu meydanlardayız. 15 Temmuz'dan beri bu meydanlardayız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez demek için bu meydanlardayız. Değerli kardeşlerim, maalesef Türkiye çok ciddi bir kuşatma altındadır. Beşiktaş'taki katliam, arkasından Kayseri'de yaşadığımız katliam, dün Elbap'tan gelen şehitlerimiz, onları minnetle anıyoruz. Onların yolu bizim de yolumuzdur. Bu ülkeye gelecek hiçbir kötülüğe gençlerimiz, kadınlarımız, erkeklerimiz, Arabıyla, Kürdüyle bu ülkenin 79 milyon yurttaşı asla izin vermeyecektir. Değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu bir haftadır yaptığı bütün toplantılarda şu çağrıyı yaptı. Bu çağrıya hepimizin kulak vermesi lazım. O da şudur. Eğer Türkiye bu mücadeleyi bırakırsa, eğer Türkiye bu mücadeleyi durdurursa, bize dayatacakları yeni bir Sevr anlaşmasıdır dedi. Yeni bir Sevr'e ne Kürtler, ne Araplar, ne Türkler, ne bu ülkede yaşayan başka halklar asla izin vermeyeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yolda mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve elbette ki Mardin'de bu mücadelenin şu gördüğümüz meydanda çok güçlü bir biçimde yükselmesi hepimizin gururudur. Bütün Mardinliler, evet, gurur doluyuz. Çünkü bu yolda yürümeye kararlı bir ruh hali ortaya koyuyoruz. Derik'te yürüdük, Midyat'ta yürüdük, bugün de Mardin'de yürüyoruz. İnşallah diğer ilçelerimizde de yürüyüşümüz devam edecek. Milli birlik ve birliğimiz içindir bu yürüyüş. Orta Doğu'ya barış gelsin diyedir. Suriyeli kardeşlerimiz Halep'te yaşadıkları katliamı bir daha asla yaşamasınlar. Ve Halep'te o katliamı yapanlar uluslararası ceza mahkemelerinin karşısına çıkıp hak ettikleri cezayı bulsunlar diyedir bu meydanlarda bu nöbetleri tutuşumuz. Sizin buraya gelmenizi, bu coşkuya katılmanızı bütün yüreğimle kutluyorum. Vekiliniz olarak sizlerle her yerde gurur duyacağız, gurur duymaya devam edeceğiz. Mübarek olsun mücadeleniz. Bizi aşiti, bizi bradi. Sayın vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mardin valimiz Sayın Mustafa Yaman'ı davet ediyoruz. Buyurun Sayın Vali. Bilmeyen öğrensin, duymadan duysun. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Bu bölücü örgütler aklına konuşuyor. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Günün insan yiyen kanı çarkı yok. Yüzlerde kan, gönüllerde korku yok. Arabı yok, Kürdü yoktur, Türkü yok. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Allah bir, vatan bir, bayrak birmeden, yanlış yola sapmayalım bilmeden. Doğu batı diye ayrılmak neden? Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Nineler, dedeler, masum bebekler, bizlerden huzurlu Türkiye bekler. Tutuşsun el ele, kızlar, erkekler, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Kalacak adımız, kaldığı gibi,
aleme velvele saldığı gibi, tıpkı Sakarya'da olduğu gibi, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Ne zulmü severiz, ne kinimiz var. Hayrı emreyleyen hak dinimiz var. Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Sayın milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerinin çok değerli yöneticileri ve üyeleri, değerli hemşehrilerim, kıymetli Mardinliler, bugün burada bayrak mitingi için bir araya geldik. Ben huzurlarınızda sivil toplum örgütlerinin kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Mardin, ülkemiz aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesi ve devamında ve terörle mücadelede tavrını, duruşunu çok güzel bir şekilde aldı. Bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum. Şu merkez bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti çok güçlüdür ve bu terör belasını artık ülkemizin gündeminden çıkaracaktır. Bunu böyle bilin. Ben uzun zamandır bekliyorsunuz. Yine sizlere, siz değerli hemşerilerime, kıymetli Mardinlilere, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sayın vekillerime, değerli katılımcılara ve özellikle de sivil toplum örgütlerimizin yöneticilerine ve üyelerine ve başkanlarına teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Mardin, hep böyle olun. Tekbir! 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 Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi ki tek taşı sandın harbi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çığlırsa, denizler ordu, donanmalar, bulutlar donanmaya adırsa, bu altımızdaki yerden yanardağlar taşıp da kaplasa, afakı bir kızıl sarsa, değil mi ki cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor? Yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerimiz, bu güzel mübarek cuma gününde millet için, gelecek için, aydınlık yarınlar için, kendi iradeniz için, kendi çocuklarınızın istikbali için ve en önemlisi istiklaliniz için buraya geldiniz, toplandınız. Sayın vekillerimize,
Sayın Valimize ve buraya iştirak eden siz değerli gençlere, kızlara, erkeklere, hanımefendilere, beyefendilere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizin yüreğiniz oldukça, sizin bu direnişiniz, duruşunuz oldukça bu millet ilelebet payidar olacak ve buranın üzerinde emelleri olanların emelleri kursağında kalacak. Bir kez daha Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerimiz, bayraklarımızı daha yükseğe, en yükseğe sallandırarak, sallayarak bu bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin nişanı olan al bayrağımızı sallayarak buradan 15 Temmuz direnişinin yürüyüş güzergahı olan yerden Küçük İldo'nun önünde sonlandıracağımız şekilde suhuletle ve büyük bir vakar içerisinde gerçekleştirdikten sonra dağılacağız. Bir kez daha Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Thank you.
Gel. Yavaş bir şey önüne çıkmak için var. Yavaş beyler, yavaş. Beyler dur.
İntikam! 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 Her gün!
Vatan bölünmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Şehitler ölmez! Vatan bölünmez! Şehitler ölmez! Biraz çok hızlı gidiyor. Biraz yavaşlayın. Biraz yavaşlayın. Her şey vatan için.
Şehidim. Burada bekliyoruz.
Özgürlükler Marşı'mızı okuyacağız. Bekleyin. Biraz daha gel, biraz daha gel. Gel biraz daha. Biraz daha gel. Bayrağı sabah kadar. Beyler, bayrağı doğru dönün. Yalıya doğru dönün. Gel. Kapat böyle, kapat. Hayır, hayır. Öyle olmaz. Çay o zaman. Sağ olun.